Evet gençler, 21. dersimize hoş geldiniz. 21. dersimiz, yani sondan bir önceki videomuzdayız ve yavaş yavaş YTYT kampımızı bitirmek üzereyiz gençler. Umarım faydalı oluyordur sizlere. Ekosistem ekolojisinde madde ve enerji akışına geldik. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Demek ki ekosistemde sadece arkadaşlar madde veya sadece enerji akışı yok. İkisinin birden akışı söz konusu. Yani bu madde ve enerjinin ise temel kaynağının güneş olduğunu, özellikle enerjinin temel kaynağının güneş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bütün canlılar dolaylı yollardan veya direkt yollardan güneşe bağlıdır. Güneşten gelen enerjinin %1,12'si, geri kalan kısmı yansıyor, dünyayı ısıtıyor, uzaya kaçıyor. %1,12'si arkadaşlar, sadece %1,12'si üreticilerin fotosentez olaylarını kullanılarak enerjiye ve besine çevirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Baktığımızda üreticiler ve tüketiciler, bir de arkadaşlar ayrışıcılar olduğunu görüyoruz saygıdeğer arkadaşlar. Şimdi buraları geçelim. Buraları geçelim. Evet. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, tamam. Güneş enerjisinden gelen enerjiyi kullanılabilir hale getiren canlılar üreticiler. Tüketiciler, üreticilerle beslenenleri var. Bir de tüketicilerle beslenen tüketiciler var. Hem tüketici hem de üreticilerle beslenen tüketiciler var. Ayrıca bütün canlılarla beslenen canlılar var ki bunlar da ayrışıcılar diyor. Ve her basamakta dikkat ederseniz ısı açığa çıkıyor. Yani enerji kaybı gerçekleşiyor arkadaşlar. Birazdan bu enerji kayıplarının ne kadar olduğunu öğreneceksiniz. Şimdi besin zincirlerine baktığımızda, besin zincirlerindeki her bir basamağa, beslenme basamağına biz trofik düzey diyoruz. Yani üreticiler birinci trofik düzey. Birinci tüketiciler ikinci trofik düzey. Yani şu trofik düzeylerin hepsi bunların trofik düzeyi arkadaşlar, tamam mı? O yüzden birinci trofik düzey sanki birinci tüketiciymiş gibi düşünmeyin. Sıkıntı çıkar, yanılırsınız. Üreticiler birinci trofik düzeyi, birinci tüketici ikinci trofik düzeyi, ikinci tüketici üçüncü trofik düzeyi, üçüncü tüketici dördüncü trofik düzeyi olarak düşünebilirsiniz. Besin zincirinin ilk halkasını her zaman üreticiler oluşturur arkadaşlar ve biyokütle açısından en fazla üreticiler vardır. Karasal ekosistemlere baktığımızda bitkiler, sucul ekosistemlere baktığımızda ise fitoplanktonlar ve algler arkadaşlar. Zaten algler de fitoplankton. Bunlar da arkadaşlar üreticiler olarak karşımıza geliyor. Karasal ekosistemlerdeki besin zincirine baktığımızda bitki işte çekirge, kurbağa, yılan ve kartal gibi bir zincir oluşturabilirken, sucul ekosistemlerde fitoplankton, yani bitkisel plankton, zooplankton, balık da pelikan. Bu sıralamalar önemli. Sorularda göreceksiniz bu sıralama. Çok klasik sorular oluyor. Mesela bazen diyor ki işte kurbağa sayısı azalırsa ne olur? Kurbağa sayısı azaldığında yılan da azalır. Yılan azaldığında kartal da azalır. Ama kurbağa azaldığında çekirge artar. Çekirge arttığında bitki azalır. Bu yüzden besin zincirindeki herhangi basamaktaki bir arızalı durum bütün basamakları etkileyebilir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz bunları. Dikkat! Zincirin bir halkasındaki canlı sayısının değişmesi diğer halkaların hepsini etkiler. Evet, biz bunu söyledik az önce arkadaşlar. Dikkat kısmını dikkat etmişiz biraz önce. Örnek soru demiş arkadaşlar. Bakalım. Bitki, çekirge, kurbağa, yılan. Bu besin zincirinde bir sebeple kurbağa sayısı azalırsa, kurbağa sayısını azaltırsak yılan sayısı azalır. Kurbağa sayısı azalırsa çekirge artar. Çekirge artarsa bitki azalır. İşte bu yüzden bazen işte çekirge, bazen işte bazı canlılar miktar aşırı şekilde artıyor. Bu aslında ekolojik dengenin bozulduğunun göstergesi arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım gençler. Peki ayrıştırıcılar nerededir besin zincirlerinde diye bir soru sormuşuz. Ayrıştırıcılar besin zincirinin her tarafında geçer. Ayrıştırıcılar besin zincirinin her tarafında bulunuyorlar arkadaşlar. Üretici basamağında da var, birinci tüketici basamağında da var, ikinci tüketici basamağında da var, üçüncü tüketici basamağında var. Herkesin ölüsünü ve atıklarını ayrıştırıcılar kazandırıyor. Birden fazla besin zinciri, çok sayıda besin zinciri bir araya gelip besin ağını oluşturabilir. Yani şöyle bir durum yok. Ya bir canlı sadece bir besin zincirinde bulunmaz. Bir canlı birden fazla besin zincirinde bulunur. Biz insanlar mesela tavuk yerken farklı besin zincirindeyiz. İnek yerken farklı besin zincirindeyiz. Arkadaşlar maydanoz yerken farklı bir besin zincirindeyiz. Bunların hepsi bir araya gelerek besin ağı dediğimiz arkadaşlar bir olayı oluşturuyor diyoruz. Evet, bakalım. Bu da besin piramidi. Ortaokuldan beri karşınızda olan bir besin piramidi. Besin piramidinden önce biyokütleyi kıyaslayacağız arkadaşlar. Biyokütleye baktığımızda gençler, biyokütlenin üreticiden son tüketiciye doğru gittikçe ne yaptığını görürüz arkadaşlar? Azaldığını görürüz. En fazla biyokütle nerede? En fazla biyokütle üreticide. Üreticiden tüketiciye doğru toplam biyokütle azalır. Çünkü neden arkadaşlar? Şimdi şuradaki besinin buna yetmesi lazım. Buradaki besinin buna yetmesi lazım. Buradaki besinin buna yetmesi lazım. Bu yüzden her geçen safhada besin miktarı gittikçe azalıyor arkadaşlar.
Baktığımızda da biyokütlenin ve enerjinin genellikle sadece %10'luk bir kısmı bir sonraki basamağa geçer. %90'lık bir kısmının enerjisinin büyük bir kısmı ısı olarak kaybolur. Maddenin de büyük bir kısmını canlı kendisi kullandığı için ancak %10'luk bir kısmını üst kademeye, üst trofik düzeye aktarabilir. Tekrar ediyorum arkadaşlar, besin piramidinde trofik düzeyler arasında %10'luk bir aktarım söz konusu, %90'ı genellikle ısı olarak kaybolur diyoruz. Bu yüzden de kaybolan enerji yukarı doğru ne yapar? Artar arkadaşlar. Peki basamak basamak düşündüğümüzde kaybolan enerji artar mı? Hayır. Mesela en fazla kayıp burada. Sonra burada, sonra burada. Yani total olarak basamaklar arasında kaybolan enerji. Mesela burada ne kadar? 900. Burada 90. Burada 9. Gittikçe azalmış kayıp olan miktar. Ama toplam düşündüğümüzde ise 999 olarak düşünürüz ki artmış olur arkadaşlar. Yani tabi bu kadar matematiksel bir soru biyolojide gelmez. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok da sizi ilgilendirmez. Demek ki neymiş? Enerjinin sadece %10'luk bir kısmı bir üst basamağa aktarılıyormuş. Biyolojik birikim dediğimiz gençler zehirli maddedir. İşte tarım ilaçlarından falan bulaşır. Biyolojik birikim nereden nereye doğru? Biyolojik birikim üreticiden son tüketiciye doğru artar. Yani ppm bazında düşündüğümüzde bu zehir maddelerinin miktarını en fazla son tüketicide, en az ilk tüketicide bulunur arkadaşlar. Sorularda ppm bazında, yani sonunda ppm dediğimiz şu pikometre bazında arkadaşlar değerleri verdiğinde en az olanı üretici, en çok olanı da son tüketici olarak düşünmelisiniz. Bu yüzden ihale genellikle arkadaşlar zehir konusunda ihale en son kime kalır? Son tüketiciye kalır. Mesela insanlarda da durum böyledir. Tarım ilaçlarından hep son tüketicilerden olursak eğer biz çok etkileniriz. Bu yüzden toprakları kirletmememiz gerekiyor gençler. Evet, şurayı bir kısaca anlatalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bir besin piramidimiz var. Bunu bir fit diyelim gençler. Burada besin piramidimiz var. Besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru neler azalır, neler artar? Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Soru bankalarında çıkmış sorularda çok fazla örneği var. Klişe bir mesele. Toplam biyokütle gittikçe azalır. Birey sayısı gittikçe azalır. Çünkü yukarı doğru besin azalacağı için birey sayısı azalması da gerekir. Depolanan enerji azalır. Çünkü %10'u aktarılıyor. %90'ı kayboluyor. Aktarılan enerji azalır. Önce 900, sonra 90, sonra 9 olarak aktarıldı. Enerji kaybı artar. 900, 990, 999 olarak. Vücut büyüklüğü genellikle bireysel vücut büyüklüğü artar. Ama parazit bir besin zinciri varsa vücut büyüklüğü azalabilir. Zehirli bir madde miktarı veya biyolojik birikimde üreticiden son tüketiciye doğru sevgili arkadaşlar artar diyoruz. Evet, madde döngülerine gelelim. Madde döngülerine gelelim. Zoom in diyelim. Madde döngüleri nedir gençler? Madde döngüleri doğada arkadaşlar var olan bazı maddelerin size anlatacağımız döngüler arkadaşlar. Tabii burada hepsini anlatmıyoruz. Sadece kimleri anlatacağız size gençler? Sadece suyu, karbon döngüsünü, bir de azot döngüsünü anlatacağız. Su döngüsü nedir? Su buharlaşma ve yoğunlaşma üzerine kurulu bir döngümüz var arkadaşlar. Yoğunlaşma veya yoğuşma ve buharlaşma. Buharlaşmayla yer altında ve yer üstündeki sular doğa atmosfere çıkar. Soğuk havayla karşılaştığında yoğunlaşmayla da geri yeryüzüne iner. Yeryüzünden de gerekirse nehirler, okyanuslar, denizlere, gerekirse yer altı sularına doğru gider. Bu döngü böyle devam eder. Burada tabii bazı sıkıntılar var. Özellikle yeraltı suları önemli. Çünkü insanların ve canlıların genel su kaynağı yeraltı sularıdır. Temiz sulardır. Ya da tarlaları suladıkları sulardır. Siz yeraltı sularını bitirirseniz ne olur? Kullanılabilir su miktarı çok azalır. Dünyanın 1/4 su olmasına rağmen kullanılabilir su oranı %0.0.1'lerde falan arkadaşlar. Bu yüzden bundan yaklaşık bir 30-40 sene sonra dünyada petrol savaşları yerine su savaşları olabilir. Çünkü su çok önemli gençler. Su önemli. Karbon döngüsüne bakalım. Karbon döngüsü aslında karbondioksit döngüsü gibi düşünebilirsiniz. Karbondioksit döngüsü veya karbon döngüsü temel iki olay var. Biri fotosentez, kemosentez, bu birinci olay. Aslında fotosentez olarak da düşünebilirsiniz. Biri de solunum. Solunum karbondioksiti arttırırken fotosentez, kemosentez, karbondioksit ne yapar? Azaltır. Aslında bu olaylar dengelidir. Tabii bu dengeyi kim bozar arkadaşlar? Fosil yakıtlar bozar. Fosil yakıtlar atmosferdeki karbonlu gazları ve dolayısıyla karbondioksit arttırarak atmosferdeki var olan sera etkisinin de ne yapmasına sebep olur arkadaşlar? Artmasına sebep olur. Bu da küresel ısınmaya sebep olur arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Demek ki karbon döngüsünde fotosentez ve kemosentez karbondioksit azaltır. Solunum ise karbondioksit arttırır. Fosil yakıt kullanımı karbonlu gaz miktarını arttırır. Karbonlu gazların atmosferde aşırı birikmesi
sera etkisini artarak küresel ısınmaya sebep olur. Küresel ısınmada buzulların erimesine ve neticede arkadaşlar ne ölür? Dünyanın dengesinin bozulmasına sebep olur. Dünya oraya doğru gidiyor. Çünkü bu süreçtir, olmak zorundadır. Oraya doğru mecbur gidecek. Ama bu süreci ne kadar kısarsak, azaltırsak bizim için o kadar iyidir. Ama çok da kısalttığımız, azalttığımız söylenemez. Her sene sıcaklık rekorları kırılmaktadır. Azot döngüsüne geldik gençler. Azot döngüsü nedir? Azot döngüsüne bakalım. Azot döngüsü aslında doğadaki en önemli döngülerden biri. Neden? Çünkü biz proteinin yapısında, DNA'nın yapısında, ATP'nin yapısında, fosfolipidin yapısında azota rastlıyoruz. Azot olmazsa olmaz bir molekül ve atmosferde de gayet bol var arkadaşlar. 178 var. Ancak varlık içinde bir yokluk yaşıyoruz. O 178'lik azotu canlıların büyük bir kısmı kullanamıyor. Dolaylı yollardan kullanmak zorundayız. İşte 178'lik bu moleküler azotun canlıların kullanabileceği hale gelmesi gerekir arkadaşlar. İşte bu azotun canlıların kullanabileceği hale gelmesinde iki yöntem söz konusu gençler. İki yöntem söz konusu. Şimdi o iki yöntemden bahsedelim size. İki yöntem söz konusu. Şöyle bir zoom fit to fit diyeyim. Bu yöntemlerden birisi gençler atmosferik olaylar. Atmosferik olaylarla ne oluyor? Arkadaşlar şimşek, gök gürültüsü gibi olaylarla abiyotik şekilde arkadaşlar havadaki azot suyla reaksiyona girerek yağmur rahmet dediğimiz, hani yağmura rahmet derler ya, rahmet şeklinde azotlu bir şekilde yeryüzüne iniyor. Tabii ki fazla azot da asitli olmasına sebep oluyor. Yani böyle azotun normal miktarın üzerine çıkması da tehlikeli. Ya da diğer gazların, sülfürlü gazların da miktarın aşırı yükselmesi tehlikeli. Çünkü asidik olarak toprağın yapısını bozabilir, pH dengesini bozabilir. Ama normal koşullarda azotlu bir şekilde yağmurun yağması atmosferik olaylarla, elektriksel olaylarla olur. Bir de bizim baklagil dediğimiz fasulye gibi, bakla gibi, mercimek gibi bitkilerimizin kökünde bulunan şöyle beyaz beyaz nodüller var. Eğer nohutun kökünü açıp bakarsınız fasulyenin, bunu göreceksiniz. Bu beyaz beyaz nodüllerin içerisinde ismini bilmemize çok da gerek olmayan bazı bakteriler var. Tekrarım, ismini çok da bilmenize gerek olmayan bazı bakteriler var ki bu bakterilerin adı rizobium bakterileri. Rizobium bakterileri havanın serbest azotunu tutarak bitkiyi azot bakımından zenginleştirir. Bitkinin azotlu bileşikleri üretmesini sağlar. Bakın bu azot bağlamaya biyotik azot bağlama diyoruz. Çünkü canlı bağlıyor bazı bakteriler. Burada ise cansız olay var. Abiyotik azot bağlama. Yani biyotik azot bağlama baklagilin kökündeki bakteriler sayesinde, abiyotik azot bağlama ise arkadaşlar havadaki atmosferik olaylar neticesinde yapılıyor. Tabii ki bu yeterli midir? Yeterli değildir. Bu azotun daha da kullanılabilir hale gelmesi gerekir. Doğada sürekli proteinli atıklar meydana gelir. Bu proteinli atıklar gençler saprofit canlılar tarafından çürütülür ve daha sonra hücre dışına amonyak atılır. Tamam, amonyak bulduk, hadi kullanalım. Hayır, amonyak zehirli bir moleküldür ve kullanamazsınız. Amonyak kullanırsanız ölürsünüz çünkü amonyak lavabo temizleyici olarak kullanılıyor. O kadar zehirli bir madde ki vücudumuzda da önemli, biz karaciğerimizde amonyağı üreye çeviririz zehirli özellikleri azalsın diye. İşte şu gördüğünüz amonyağın bitkilerin kullanabileceği hale gelmesi gerekir. Bu arada tabii sadece amonyak değil, aslında burada NH4 de oluşuyor arkadaşlar, amonyum. Hatta bitkiler daha çok nitrat yerine NH4 kullanılmış. Onu da ifade edelim. Amonyağın önce nitrite, sonra nitrata dönüşmesi gerekiyor. Burada nitrit bakterisi, burada da nitrat bakterisi görevli. İki bakteri de kemosentetik bakteridir. Adamlar aslında rızkının peşindedir. Kendi enerjini üretme peşindedir. Yan ürün olarak da nitrit ve nitrat oluşturur. Bu da doğanın dengesi adına çok önemli bir olaydır. Yani nitrit ve nitrat bakterilerini yok ortadan kaldıracak bir virüs üreseniz arkadaşlar dünyada yaşam sona erebilir. Şimdi amonyak önce nitrite, sonra nitrata dönüşüyor ve nitrat, yani NO3 bitkilerin kullanabileceği haldedir. Hangi olayda kullanabileceği haldedir? Fotosentezde. Ama tekrar edin, bitkiler sadece nitratı değil arkadaşlar NH4'ü de kullanır. Hatta bitkiler genellikle amonyumu kullanır. NH4'ü kullanır. Hatta NO3'ü bile NH4'e çevirerek kullanıyormuş arkadaşlar. Ders kitabında bu bilgi yazdığı için anlattım. Bitkilerde hayvanlar tarafından, varışçılar tarafından kullanılarak azot ihtiyacı giderilmiş oluyor. Bu bir döngü ise döngünün tamamlaması lazım. Topraktaki nitrat denitrifikasyon bakterisi dediğimiz bakteriler tarafından denitrifikasyon denilen olayla önce N2O'ya arkadaşlar, sonra N2 gazına dönüştürülür ve atmosfere tekrardan azot gazı döndürülmüş olur.
Bu döngü doğadaki en önemli döngülerden biridir. Bu döngü ÖSYM sorularına da önemlidir. ÖSYM sanki 3-4 senedir bu konudan soru sormadı. Yani yakın zamanda sormadı diye hatırlıyorum. Belki de unutmuşumdur. Sorabilir. Azot döngüsü önemli bir döngü. Ya burada şu kemosentez yapar bu oksijen. Yani nitrit nitrat bakteri kemosentezli, bunu bilin. Ama işte denitrifikasyon bakterisi oksijenli sis solunum yaparmış. Bana ne? Denitrifikasyon bakterisi kemosentezli mi? Değildir. Ya gibi şeyler, egzentrik işlere girmeyin arkadaşlar. Gerek de yok. Tamam, azot döngüsünün temel olarak mevzularını bilin. Ney? Abiyotik azot bağlama, biyotik azot bağlama, çürütme, nitrifikasyon, dentifikasyon. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Burada okuyalım. Ne diyormuş bakalım arkadaşlar. Nitrifikasyon yapan bakteriler kemosentetik bakterilerdir. Azotu dönüşüre elde ettikleri enerjiyle besin sentezi yaparlar. Nitrifikasyon bakterileri şu dönüşümü yapar. Amonya nitrit bakterisi nitrata işte önce nitrat bakterisi nitrata dönüştürür arkadaşlar. Aslında bu enerjiyle de ne yaparlar? Besin üretirler. Yani adamın amaçları kendi besinini üretmek. Siz nitrat, nitrit kullanın. Sizin doğanızın dengesi sağlansın diye değil arkadaşlar. Kavram kontrol noktasındaki kavramlarımıza da bakalım. Bu dersimizi de bitirmiş olalım gençler. Besin zinciri neydi? Arkadaşlar canlıların birbirini yemesi içmesi üzerine kurulu zincirimiz. Trofik düzey, besin zincirindeki her bir basamağa trofik düzey deniyor. Besin piramidi nedir arkadaşlar? Canlıların belli düzeyde dizildiği piramittir. Biyolojik birikim, doğada ayrışılamayan, hücrelerde ayrışılamayan zehirli maddelerin birikimi. Fosil yakıtlar, kömür gibi, benzin gibi yakıtlar. Azot bağlayıcı bakteriler, baklagillerin kökünde yaşayan rizobium bakterileri gibi bakteriler. Denitrifikasyon arkadaşlar, nitratın tekrardan N2 gazı olarak atmosfere verilmesi. Beslenme basamağı, besin basamağı işte arkadaşlar. Besin ağı, birden fazla besin zincirinin bir araya gelip oluşturduğu yapı. Biyokütle toplam canlının ağırlığı, mesela bütün bitkilerin ağırlığı gibi düşünebilirsiniz. Madde döngüsü, doğada maddeler kaybolmaz. O maddelerin canlı yapısına girip tekrardan doğaya, doğadan canlıya geçirdiği değişim. Küresel ısınma, seri etkisinin artması neticesi atmosferin aşırı ısınması. Nitrifikasyon, amonyan nitrata dönüştürülmesi, sürdürülebilirlik, var olan imkanların bizden sonraki nesillere aktarılabilecek halde tutulmasıdır arkadaşlar. Evet, bu dersimiz de bitti. Dersimizi beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın.